Evet arkadaşlar, iyi akşamlar. Beden eğitimi, alan eğitimi dersiyle ilgili bir bilgilendirme yapacağız. Daha dersimize başlamadık Tekuzem'de. Bir hafta ya da 10 gün sonra bu derslere başlayacağız. Başladığımızda neler göreceğimiz noktasında bir bilgilendirelim. 15 sorunun çıktığı bir kısım alan eğitimi. O önemli bir soru adedi var. Umarım bu anlamda size katkı sağlarız. Siz de sınavda bir performansa dökersiniz bu burada anlattığımız bilgileri. Alan eğitimindeki 15 sorunun 15'inde yapmaya talibiz. En az pireyle çıkacağız en azından. Yani bir iki tane hata yapabilirsek en fazla 12-13 netle çıkarsak ne mutlu bize diyeceğiz arkadaşlar. Ama amacımız 15'te 15. Şimdi alan eğitiminde arkadaşlar biz önce bir beden eğitimi öğretmeninin beden eğitimi öğretmeninden beklentilerinden, yani dersin amaçlarından bahsedeceğiz beden eğitimi ve oyun dersi, beden eğitimi ve spor dersini. Çünkü ortaokulda ve lisede isimleri ayrılıyor bildiğiniz üzere. Biz burada tabii ki bir beden eğitimi öğretmeninden ne istiyoruz? Basit oyunlarla veya fiziki etkinliklerle çocuklarda temel ve birleştirilmiş hareketleri kazandırsın, hareket becerilerini geliştirsin istiyoruz. Sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için fiziksel etkinlikler yapsın istiyoruz. Onun dışında kendine güvenen, zaman yönetimi olan, bireysel sorumluluğu olan, kendini tanıyan bireyler yetiştirmek istiyoruz. Tabii bu amaçları dersimizde açacağız ve ÖSYM bundan 2019 yılında bir soru sormuştu arkadaşlar. Ne sormuştu? Aşağıdakilerden hangisi beden eğitimi dersi oyunun amaçları arasında gösterilmez diye. Yani o yüzden genel gidişatı bilmemiz gerekiyor. Bu tip sorular her an karşımıza çıkabilir diye. Ayrıca bir beden eğitimi dersinin kazanımlarına gelmeden önce öğrenme alanları, alt öğrenme alanları var. Bir de lisede alt öğrenme alanlarından sonra konular var arkadaşlar. Ortaokulda ise o yok. Ortaokulda öğrenme alanı, alt öğrenme alanı ve kazanım diye gidiyor. Bunu da sorabilirler yine bize. Peki buradan nasıl bir soru sormuşlardı? Aşağıdakilerden hangisi ortaokulda ya da orta öğretimde, lise için sormuşlardı, orta öğretim alt öğrenme alanlarından değildir diye sormuşlardı. Yani şuradaki alt öğrenme alanları var ya, 6 tane. Bu 6 tanesinin 4 tanesini yazdılar. Bir tanesini farklı bir kademeden nereden attılar? Liseden attılar. Pardon, ortaokulu sordular. Liseden attılar arkadaşlar. Böyle sorular sorabilirler. Bunun dışında tabii öğrenme alanı nedir? Alt öğrenme alanı nedir? Kazanım nedir? Konu nedir? Bunların tanımlarını yapacağız dersimizde. Daha detaylı inceleyeceğiz. Arkadaşlar öğrenme alanı dediğimiz, içerisinde bilgi, beceri, değerin yer aldığı, kazanımlarla öğrenciye kazandırmayı düşündüğümüz en şemsiye kavram, en genel kavram. Öğrenme alanı niye oluşturmuş? Beden eğitiminde neden oluşturulmuş arkadaşlar? Şundan dolayı, öğrenme alanında bilgi birikimlerini düzenli hale getirmek, kategorize edebilmek adına öğrenme alanları oluşturulmuştur. Yani amacı budur. Niye var ki bu öğrenme alanı diyenlere cevaben bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Tabii liseye geçtiğimizde bu aktif sağlıklı hayatta 3 değil 4 tane alt öğrenme alanımız olacak. Spor organizasyonları diye bir alt öğrenme alanı da gelecek. Tabii gün geçtikçe sınav, alan sınavı zorlaşıyor ve alan eğitimindeki soruların da zorluk düzeyi artıyor. Ne anlamda hocam? Kazanım soruyorlar ve sınıf kademe eşleştirmesi istiyorlar bizden. Yani 4 tane kazanım veriyor. İşte hangisi 5'tir, 6'dır, 7'dir, 8'dir tarzı eşleştirmemizi istiyor. O yüzden derslerimizde kazanımları tek tek bakmaya çalışacağız arkadaşlar. Ve bakarken de sarmal bir yapıda bakıp hangi kademede ne var, bir sonraki kademede onunla hangisi ilişkili, size farkındalığınızı artırmaya çalışacağız. Tabii alan eğitimi kısmının bu program kısmı %50'si bende olduğu gibi %50'si de sizde olacak. Neden? Çünkü biz farkındalık sağlayacağız. Siz tekrar edip pekiştirip o kısmı zihninize kazımanızı isteyeceğiz hocam. Çünkü adam kazanımı veriyor, hangi kademe diyor. Yani soruyor böyle sorular. İlk yıllar 2019 ve 20'de yoktu. Ama 21 ve 22'de artık bu soruları da sormaya başladı. Kazanımları bilmenizi istiyor arkadaşlar. 15 sorunun bir ya da iki tanesini maksimum bu tip sorularla soruyor bize. Peki arkasından bakın, mesela burada çıkmış bir ÖSYM sorusu. 19 yılında sormuştu. Tabii programlar 2018'de güncellendi arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından güncel programlar, 2018 programları. Onlardan bahsedeceğiz biz size. Sorumuzda bakın ne diyor? Hangisi alt öğrenme alanı içerisinde yer almaz diyor. Ama hangi kademe için diyor? Ortaokul diyor. Ortaokulda ne yoktu? Spor bilinci ve organizasyonları yoktu. Biraz önce de bahsetmiştim. İşte şurada. Ama hareket becerileri, hareket stratejileri, düzenli fiziksel etkinlik, spor bilinci ve kültürel değerlerimiz bulunmaktaydı. Hocam bu çok kolay. Evet, kolaydı 2019'da ama gün geçtikçe zorlaşıyor. Hocam ya bize mi zorlaşıyor, bizi mi buldu bu zorlaşması derseniz arkadaşlar, şimdi sınava herkes giriyor ve kolay bir soruyu herkes yapıyor. Önemli olan soru biraz zor olduğunda siz o soruyu yapınca fark oluşturabilmeniz. O yüzden kolay soru iyi bir soru anlamına gelmiyor. Sonuçta rakipleriniz için de kolay bir soru o. O yüzden biz detaylı programı inceleyeceğiz. Buradan bonusları toplaya toplaya gideceğiz. Bakın alan eğitimi oldukça önemli bu anlamda. Derslerimizde kazanımları tek tek inceleyip o sarmal yapıyla ilişkisini göstermeye çalışacağız. Hem ortaokul hem lise için arkadaşlar. Ama 2019'da böyle bir soru vardı. Kolay gözüken bir soru haliyle. Ama son 1-2 yıldır artık kazanım sınıf eşleştirmesi soruyorlar. Daha zor soru başlıkları oluyor bunlar tabii ki. Peki tabii burada dersimizin adı oluyor hocam. Beden eğitimi öğretmenliği, beden eğitimi oyun dersi. Şurası ne oluyor? 4. sınıf oluyor. İkincisi öğrenme alanı. Şu iki alt öğrenme alanı, bu iki de kazanım oluyor. Farklı bir bölüme işte buraya soru işareti koyup mesela şuradaki ikiye, mouse'la gösterdiğim ikiye soru işareti koyuyor. Buraya ne gelir diyor. İşte öğrenme alanı, alt öğrenme, kazanım, tema, konu alanı gibi sorular sorabiliyor. Tabii bir de burada FEK kartları göreceğiz arkadaşlar. Soru bankalarında çok fazla FEK kartı sorusu var. Hepsi de size FEK kartlarını ezberletmeye yönelik. Yalnız bakın boşuna enerjimizi harcayacak ne zamanımız ne de arkadaşlar paramız var, öyle söyleyeyim. Biz o zaman zamanı nitelikli kullanacağız. Genel kültür, eğitim bilimleri var. Alanda 20'ye yakın modül var. Sadece alan eğitimi yok. Egzersiz, fizyoloji, antrenman, takım sporu, jimnastik, beden eğitimi, sporun temelleri, bir sürü başlık var. FEK kartları falan ezberlettiriyorlar. Veya başka bölümde mesela jimnastikte işte çember ya da çember diyorum, halka aletinin çapı nedir, yerden yüksekliği nedir? Ya da kulplu beygirin yerden, gereksiz şeyleri öğretiyorlar arkadaşlar. Bunların hiçbiri çıkmaz. Çıkmayacak, yıllardır söylüyorum ben 2019'dan beri ders anlatırken, ama enerjimizi boşa kanalize ettiriyorlar. Takım sporlarında futbolun topunun basıncı, çapı, çevresi, basketbolda işte ne bileyim kaç numaralı top, bunlar çıkmıyor arkadaşlar. Tamam. O yüzden derslerde ben detaylıca bunları anlatıyorum. Yine derslerde bunlarla ilgili detaylıca da size bilgilendireceğim. Enerjimizi optimum seviyede kullanmamız lazım. Gereksiz bilgilerle girersek sınava hüsranla çıkacağızdır. Bu geçmişte böyle oldu. Günde 8-10 saat çalışan arkadaşlar sonuç alamadılar. Neden? Çünkü çöp bilgilerle doldurdular. Yani piyasanın esiri olmayacaksınız. Kitapların, soru bankalarının esiri olmayacaksınız. Yoksa dağılırsınız. Tamam. İnşallah görüşürüz derslerimizde. Peki FEK kartlarını sarı ve mor kartlar olarak anlatacağız arkadaşlar ama asla ezberletmeyeceğiz. Sarı kartlar daha önemli. Bu arada onun da altını çizerek şimdiden söyleyeyim. Çünkü mor kartlar oyun kartları. Bir beden eğitimi öğretmeninin dersini çeşitlendirmesi için yapılmış kartlar. Yani bunların ezberlemenin bize bir faydası olmayacaktır. Peki, beden eğitiminde geliştirmek istediğimiz alana özgü beceriler var arkadaşlar. Bunları çekirdek diye kodlayacağız. Çekirdek diye. İşte çabukluk, esneklik, kodlamaya göre gidersek çekirdek K'si kuvvet, çekirdeğin R'si arkadaşlar ritim oluyor. Sonra çekirdek deyince orada H harfi var. O da hareketlilik oluyor. Sonra esneklik ve koordinasyon diye gidiyor bu kodlama. Tabii bu kodlama sadece ana başlıkları vermek için. ÖSYM'nin soru tarzı şudur. Bir oyun verip oyunda hangi beceriyi geliştirmek istiyor diye. Mesela bir öğretmen oyunun süresine ekleme yapıyor. Uzatmalar oynatıyor. Çocuklar oyunu sevmiş. Ya hocam biraz daha oynayalım demiş. İşte hangi beceriye katkı sağlar gibi sorular soruyor. Veya işte diyor ki çocuklara köprü oluşturmuş, bu köprünün içinden diğer grup geçmiş, burada işte hangi beceriyi geliştirmeyi amaçlamıştır gibi bir paragraf verip o paragrafta geliştirmek istenen beceriyi soruyor ama işte çekirdek gibi bir kodlamayla da alana özgü becerileri söylüyoruz. Mesela sürat bir beceridir ama kök becerileri de yok arkadaşlar. Onun dışında denge bir beceridir ama kök becerileri de yok. Genelde soru bankaları bunları yazar hangisi kök beceri değil tarzı sorularda. Ama dediğim gibi biz bunları çeşitlendireceğiz. Her başlığa birkaç örnek vereceğiz ki aklımızda o beceriler net bir şekilde kalsın. Çünkü ÖSYM bu şekilde soruyor. Son 4 yılın sorularında her sene bir tane sordu. İşte bu oyunla öğretmen neyi geliştirmek istiyordur? İşte hareketlilik. Bu oyunla öncelikle neyi amaçlamıştır? Esneklik tarzı sorular. Peki tabii bir de 15 sorunun 9 tanesi falan nereden çıkıyor arkadaşlar? Stiller ve modellerden çıkıyor bildiğiniz üzere. Beden eğitimine özgü modeller var. Bir de eğitime özgü modeller var. Bildiğiniz üzere değil mi? TOYA, SEM, işte taktiksel oyun modeli, spor eğitim modeli gibi modellerimiz var. Onun dışında bir de stiller var. Muslu'nun stilleri. Komuttan başlayıp yani A komut, J'ye bireysel düzenlemeye doğru giden, öğrencinin giderek aktifliğinin arttığı stiller bunlar arkadaşlar. Bunları da tek tek ne yapacağız? Açacağız. Çünkü buradan stillerden 4-5 soru, modellerden de 3-4 tane soru çıkıyor arkadaşlar. Yani toplam 9'a yakın soru çıkıyor. Tek tek stilleri, modellerini hepsini örneklendirip tek tek hepsinin farklarını söyleyip karıştırılanlara farklı zor sorular yazıp size stiller, modellere iyi bir şekilde hazırlamaya çalışacağım. Çünkü 9 soru buradan çıkıyor. Hocam geri kalan 5 soru nereden çıkıyor? Program yapısı, kazanımlar, öğrenme alanları, onun dışında kök beceriler, programdaki değerler buralardan çıkıyor hocam. Yani o 5 soru oradan, 9-10 soru oradan çıkıyor gibi düşünebiliriz. 9-10 soru stil ve model ağırlıklı. Bakın geçmiş yıllarda çıkan bir soru örneği arkadaşlar. Burada diyor ki öğrenciye hedefe götürülen sorular hazırlar, öğrenci yanıtını bekler, geri bildirim verir, bir sonraki soruya geçer. Burada kullandığı stil nedir diye sormuş. Biz öğrencileri adım adım hedefe götürmek için hazırladığımız sorularla, öğrencinin düzeyine uygun, kolaydan zora giden sorularla keşif yapmasını istediğimiz stil yönlendirilmiş buluş oluyor. Eğitim derslerinde de görüyorsunuz işte buluş stratejileri. Öğrenciye buldurmaya dayalı, keşfetmeye dayalı. Biz sezdiriyoruz, çocuk buluyor. Yani sezdirirken de yaptığımız şeylerin basamaklı olması, soruların bir sonraki soruyu kolaylaştırması oldukça önemli arkadaşlar bu anlamda. Bu buluş oluyor cevabı haliyle. Bakın burada bir komut sorusu. Komuta hangisi daha uygundur? Şimdi komutu anlatırken dersimizde söyleyeceğiz ki arkadaşlar kültürel değerleri aktarmakta, devamlılığını sağlamakta, mükemmelliği sağlamakta, performansın devamlılığının harika bir şekilde gelecek nesillere aktarılmasında etkilidir diyoruz. Şimdi bu cümleleri kurunca aklına gelir halay. İşte bir kültürümüz. Bunun devamlılığı önemli. Hani yaşlılar böyle halay çeken gençleri pek beğenmez. Kendi eklemeler yapar ya gençler. Özgün orijinalliğini bozar halayın. Değil mi? Bu ne ya der, kendi kendine ekliyorlar. İşte biz komut stiliyle bu eklemelere yapmadan devamlılığı sağlayabiliyoruz. Çünkü kültürel devamlılığı, mükemmelliği komut stili bize sağlıyor. O yüzden bunun cevabı Ceyhan oluyor. Yine çıkmış bir 2019 sorusu. Hocam bunlar kolay gibi, evet. Bunlar biraz kolay çünkü 19 soruları. Ama 21-22 soruları biraz daha farklıydı arkadaşlar. Girenler de görmüştür. Derslerimizde daha zorlarını anlatmaya çalışacağız soru kalıbı anlamında. Peki. Şimdi o zaman biz şöyle toparlayacak olursak arkadaşlar bu dersin iki başlığı var. Bir, program yapısı. İki, stiller, modeller. Ana tema. Programın yapısında değerler, öğrenme alanları, alt öğrenme alanları, kazanımlar. Onun dışında alana özgü beceriler. Bunları detaylıca açıp farklarını vermemiz lazım. Ortaokul ve lise kademesi için. Doğru mu? Sonuçta biz hem ortaokula hem liseye atanabiliyoruz. Gönül ister ki ilkokula da atanalım. Ama şu an için öyle değil ama ileride inşallah o da olacak arkadaşlar. Ama şu an için öyle bir durum yok. Biz o zaman programın yapısını, kazanımları, stil ayrıca detaylıca inceleyeceğiz. Arkasından da neye geçeceğiz arkadaşlar? Şunlara baktıktan sonra stiller ve modellere geçeceğiz. Ve bu stilleri ve modelleri de farklarıyla karşılaştırarak vermeye çalışacağız. Bir de modellerimiz var. O TOYA, taktiksel oyun modeli, SEM, spor eğitim modeli gibi arkadaşlar. Modellere de detaylıca bakmaya çalışacağız stiller dışında. Bu stillerde farkları verirken de bir yandan da farklı sorularla, hem çıkmış sorular hem kendi yazdığım sorularla hem de sizin soracağınız sorularla dersi çeşitlendirip sınava en mükemmel şekilde hazırlanmanızı sağlayacağız inşallah. Peki, memnun oldum tanıştığımıza. Derslerde görüşmek dileğiyle diyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.